Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahül azim. Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişik kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Ödünç alınan nimetin sahibine teslimi. Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus. İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Her şey ama her şey sondu. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor. Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor. Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz. Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, insan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor.